Selam gençler, kimyadasısınız. Kimyadası ders kanalına hoş geldiniz. Gençler 7-7 kampına, yani 64 günde TYT kimya bitirme kampına devam ediyoruz ve bugünkü dersimizde kimyasal ve fiziksel özellikler ve de değişimler üzerine konuşacağım arkadaşlar. Hemen ders notları kitabımızdan inceleyelim. Acaba kaç nolu dersteydik? Arkadaşlar 19 nolu dersteyiz bugün. Yani sayfa 62'den siz de benimle beraber mutlaka takip edin. Olur mu? Şimdi bugün arkadaşlar ödev de vereceğim sizlere bol miktarda. Yarın da çünkü bizim özet videomuz var biliyorsunuz. Şimdi biz ne izleyeceğiz bugün? Ne anlatacağız size? Kazanımlar. Yani fiziksel değişim, kimyasal değişim nedir? Fiziksel özellik nedir? Kimyasal özellik nedir? İşte koku gibi, renk gibi, pH gibi, hal değişimi, iletkenlik gibi kavramlardan bahsederek ve ünitemizin de 44 nolu sorusunu çözerek olayı iyice anlamak istiyoruz. Umarım size fayda sağlayan güzel bir ders videosu olur arkadaşlar. Günlük hayatımızı incelediğimizde maddelerin aslında pek çok özelliklerinin olduğunu ve bunların da bazı değişikliklere uğradığını görebiliriz aslında. Şimdi bu değişiklikler nelerdir diye bakarsak, bazıları fiziksel özellik olarak biz maddelerin değişimlerine bakabiliyoruz. Fiziksel yönden bakabiliyoruz yani. Bazı özellik olarak da kimyasal özellik olarak olaya bakabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar kimya deyince maddenin iç yapısından bahsederiz. Yani maddenin başka bir maddeye dönüşümüyle alakalı bir şeydir. Maddenin kimliğinin değişmesiyle alakalı. Nedir bu? Mesela asitlik, bazlık, değil mi baktığınız zaman? Yanıcılık, asallık, yani hani pH değerini ölçüyoruz. İşte veya baktığımız zaman madde yanar mı, yanmaz mı? Veya o madde tepkimeye girer mi, girmez mi? Mesela tepkimeye girme özelliği, reaktif olma özelliği ya da tepkimeye girmeme özelliği, inert özelliği olabilir. İyonlaşma enerjisi de gene arkadaşlar. Yani biz bu maddeden elektron kopardığımız için ne kadar elektron, ne kadar enerji vermemiz lazım? Bunu da ölçebiliriz. Peki, eğer duyu organlarımızla algılayabiliyorsak ya da sadece yani kolayca ölçebileceğimiz bir olay varsa biz bunları fiziksel özellik olarak değerlendiririz. Mesela kayma noktası gibi, erime noktası gibi, donma noktası gibi özellikler veya elektrik iletkenliği veya arkadaşlar esneklik, çözünürlük. Tabii elektrik iletkenliği her zaman olmaz, onu belirtelim ama birazdan farkında vereceğiz. Esneklik, çözünürlük veya yoğunluk gibi kavramlar bizim fiziksel özellikler dediğimiz kısma giriyor. Şimdi arkadaşlar demek ki iki türlü özellik var. O zaman iki türlü değişim olması lazım bu durumda. Arkadaşlar burada fiziksel değişimden bahsedebiliriz. Bir de kimyasal değişimden bahsedebiliriz. Şimdi eğer maddenin sadece dış görünüşüne bakın, sadece dış görünüşünde bir değişiklik varsa, yani iç yapısında herhangi bir değişiklik yoksa, sadece dışında bir görünüşte bir değişiklik varsa biz bunu söyleyebiliriz. Mesela H2O katısı. H2O katısı buzdur değil mi? Eğer biz bunu ısıtırsak H2O sıvısına gelir. Bakın yani sıvının sadece molekülün sadece molekül arasında boşlukları açarız. Ama molekülle atomlar arasındaki bağları bir koparma durumu yok. Yani bu durumda sadece fiziksel bir değişim oluyor diye bakalım. O zaman maddenin kimliği veya formülü bu durumda değişmez diyebiliriz. Mesela altta bir örnek vermişim. Bakın ne yapmışım? Etil alkol molekülünü sıvı moleküllerine, yani gaz molekülünü sıvı molekülüne dönüştürmüşüz. Bu olay tabii ki yoğuşma olayıdır ve egzotermik bir olaydır. Burada etil alkol molekülünü moleküllerini biraz daha yanaştırarak sıvılaştırmışız. Ama burada maddenin formülü bir değişiklik olmadığı için fiziksel bir değişimden bahsedebiliriz. Arkadaşlar burada zayıf etkileşimler rol oynar ki geçen dersimizde biz dünkü dersimizi anlattık, daha yeni biliyorsunuz ki zayıf etkileşimler, yani Van der Waals ya da hidrojen bağları etkiler. Enerji değişimi de burada çok azdır arkadaşlar. Yaklaşık olarak 40 kilojül bölü mol diyebiliriz ya da bundan daha az diyebiliriz. Ve kimyasal değişimlerde ne oluyor? Kimyasal değişimde ise maddenin dış yapısıyla birlikte iç yapısı da değişir. Ondan bahsedebiliriz. Peki maddenin aslında başka bir maddeye dönüştüğünü söyleyebiliriz. Madde o zaman başka bir maddeye ne yapar? Dönüşür diyebiliriz. Tamam? Peki maddenin kimliği ve formülü de bu durumda değişir. Mesela örnek verelim. İşte su molekülünü ne yapmışız? Isıtarak hidrojen gazına ve oksijen gazına parçalamışız. Yani burada aslında molekülü parçalamışız. Yani kimyasal bağlar burada kırılmış. O yüzden burada ne olur arkadaşlar? Kimyasal etkileşimler ya da güçlü etkileşimler burada rol oynar diyebiliriz ve enerji değişimi tabii ki burada büyüktür, fazladır diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Tamam mı? Burada büyük, burada ise azdır diyebiliriz. Peki şimdi biz bunun örneklerini görelim ki örnekler zaten 3 aşağı 5 yukarı hep
aynı çıkacak kazanımlarda, kavramlarda bizim kitaplarımızda göreceksiniz arkadaşlar. Yani denemelerde de yine benzer şeyler çıkacak. Mesela fiziksel değişim, yani sadece dış görünüş olacak. Cam kırılırsa gene cam, yapısı değişmez ama camın büyüklüğü değişir. Suyun donması, yani su gene sudur. Hani donarsa su olur, buz olur. Eritirsek tekrardan sıvı suya dönecek. Mumun erimesi, bakın erime olayı, hal değişimi olayı zaten. Gökkuşağı olayı arkadaşlar, ışığın kırılması. Işıkta bir değişiklik olmaz. Yani biliyorsunuz oradaki tabakada bir değişiklik olmuyor. Yoğurdun ayran yapılması arkadaşlar, yoğurdun yine yapısında bir değişiklik olmaz. Petrolün damıtılması, bakın damıtma olayı, yani petrol damıtılarak ne yapılabilir? Oradan benzin elde edebiliriz, mazot eldesi yapabiliriz, LPG eldesi yapabiliriz, işte jet yakıtı, işte kerosen gibi yakıtlar elde edebiliriz. İşte bunu da arkadaşlar damıtma yönteminde kaynak noktası farkıyla biz maddeleri ayırabiliyoruz. Tabi bu homojen karışımdır aslında petrol. Damıtarak yaptığımız yöntemde fiziksel değişime örnektir. Yağmurun yağması gene hal değişimidir arkadaşlar, biliyorsunuz. Kağıdın yırtılması, kağıt yırtılırsa gene kağıt. Şekerin tuzun suda çözülmesi, yani şekeri tuzun suda çözdüğümüz zaman şekerin yapısında veya tuzun iyonik bir durumunda bir değişiklik olmaz. Hatta suyu buharlaştırırsak gene şeker ve tuz dipte kalır. Odunun talaş haline getirilmesi, gene odun aynı madde, değişmiyor. Sadece küçük küçük parçalara ayırmışız. Metallerin elektrikletmesi fizikseldir. Bakın metalde herhangi bir aşınma, bozulma olmaz. Ama birazdan bahsedeceğiz. Çözeltiler değişir. Alkolün uçması demek, alkolün buharlaşması demek. Bu da fiziksel bir olaydır. Onu da belirtelim. Yani mesela metil alkol molekülünü biz ısıtırsak arkadaşlar, metil alkol ne yapar? Isıtırsak biz metil alkolü, metil alkol gaza döner ve burada alkol buharlaşır diyebiliriz. Evet. Kimyasal değişim örneklerine bakalım. Bakın yaprağın sararması. Yaprak sararır tabii ki. Orada kimyasal etkileşimler rol oynuyor. Tüm yanma olayları, bakın oksijen gazı gerekir yanma olaylarında, hepsinde burada kimyasal değişim olduğunu söyleyebiliriz. İşte fotosentez, solunum gibi olaylar, çimentonun donması. Hocam donma diyor şimdi Serhat. Donma olayının kimyasal değil, fiziksel olması lazım diyor. Evet ama öyle değil. Donma olayında havadaki karbondioksit gazıyla tepkimeye girdiği için o maddemiz bu durumda kimyasal bir değişim oluyor arkadaşlar. Hatta tepkime şu: kalsiyum oksitle karbondioksit tepkime girerse kalsiyum karbonat bileşiği de oluşur diyebiliriz. Evet. Demirin paslanması zaten demirin oksijen tepkime girmesi demektir. Yani demir burada oksijen tepkime girerek yanma tepkime sonucunda pas dediğimiz, yani demir 3 oksit bileşiğini oluşturur. Tabi tepkime denkleştirmek için şuraya 2 koysak, şuraya 4 koysak, şuraya da 3 koysak tepkimi böyle denkleştirebiliriz. Elmanın çürümesi, tabii ki orada fermantasyon olayı, üzüm suyundan sirke ellesi, bu da aynı şekilde arkadaşlar, bakteriler burada iş yapar. Yoğurttan sütten yoğurt ellesi, aynı şekilde arkadaşlar burada fermantasyon olayı. Pişme, yani sütün etin pişmesi, hepsi kimyasaldır. Mayalanma gene arkadaşlar kimyasaldır. Çürüme, bozulma, köpürme, bunların hepsi kimyasaldır. Elektroliz dediğimiz olay, yani kimyasal bir yöntem. Bileşikleri elementlere dönüştürdüğümüz olay. Arabalardaki hava yastığının açılması, bu da kimyasal, biliyor musunuz? Neden? Oradaki azot gazı daha büyük hacimli başka bir azotun gazına dönüşüyor. O yüzden arkadaşlar hacmi büyüyor. Bu şekilde arkadaşlar hava yastığı insanın hayatını koruyan bir özel bir yapıya sahiptir diyebiliriz. Evet, şimdi aşağıdaki olay ve örneklerin türlerini beraber belirleyelim isterseniz. Makarna süzülürse ne olur? Makarna süzülürse arkadaşlar yeriz tabii ki. Güzel bir yöntem olur ve fiziksel bir yöntemdir arkadaşlar bu yöntem. Makarnanın yapısında bir değişiklik olmaz. Ama makarnanın pişirilmesi deseydik, kaynatılması deseydik o kimyasaldı. Tuzlu suyun elektrikletmesi. Arkadaşlar tuzlu su elektriklederse bu kimyasaldır. Çünkü orada arkadaşlar iyon elektron alıyor ve iyonlar orada katı olarak çökebilir veya klor gazı açığa çıkabilir. Burada bir reaksiyon oluyor arkadaşlar. Ama metalin elektrik iletkenliği, bu hep fizikseldi. Altın elektrik, bak metal elektrikletmiş, bu fiziksel olacak. Karbondioksit gazının su çözülmesi. Arkadaşlar gazların su çözülmesi kimyasaldır. Onu belirtelim. Burada karbondioksit suda çözünerek karbondioksit suyun pH değerini düşürür. Yani suyu asitleştirir. Dolayısıyla bu olay fiziksel değil, kimyasaldır. Mürekkebin su içinde dağılması, yani çözülmesi, çözülme olaydır. Yani burada bir tepkime olmaz. O yüzden bu da fiziksel bir olaydır diyebiliriz. Tuzlu suyun çözülmesi, tuzlu suda çözülmesiyle alakalı olarak arkadaşlar tabii ki bu da fizikseldir. Yani mesela sodyum klorür suya atarsak ne yapacak? Sodyum artı ve klor eksi bir şeklinde burada bize iyonlarını ortaya koyacak. Metalin asitle çözülmesi, bakın asitle çözülme olayında mesela atıyorum diyelim ki magnezyum metalini biz
asite attık. Ama asit de çözünür fakat burada magnezyum klorür bileşiği oluşur. Artı bir de hidrojen gazı açığa çıkar arkadaşlar. Bu durumda bu olay kimyasal bir olaydır. O yüzden bunu belirtelim. Yani burada önemli olan şey metal mi çözünüyor? Efendim tuz mu çözünüyor? Dikkat etmek lazım. Eğer metal çözünüyorsa burada metal asite çözünmesi veya bazı metaller suda çözünür. Mesela sodyumu suya attığımızda düşünelim. Bu da kimyasal. Çünkü sodyum suya atılırsa patlar ve tepkime yani sodyum hidroksit artı hidrojen gazı açığa çıkar. Bu durumda arkadaşlar bu da kimyasal bir olaydır diyebiliriz. Yani metallerin suda çözünmesi veya metallerin elektrik iletmesi pardon metalin asite çözünmesi veya metalin suda çözünmesi kimyasaldır. Ama metalin elektrik iletkenliği de fizikseldir. Şimdi arkadaşlar sorularımıza geri dönelim. Soru 38. Yani ünitemizin 38. sorusundayız. Bakın. Yukarıda bir bilgi var. Buna göre hangisi fiziksel değişime örnektir? Çevremizde gördüğümüz maddelerle düzen bir düzenden başka bir düzene geçerken bazı değişimler geçirirler maddeler demişiz. Bu değişimler fiziksel ve kimyasal değişim olarak ikiye ayrılır. Şimdi bu nedir diye bakalım. Hangisi fiziksel değişimdir? Arkadaşlar paslanma hayır kimyasal bir değişimdir. Bozulma yani yapının bozulması kimyasal bir reaksiyon olur. Elektroliz bir bileşiğin elementine dönüşmesi kimyasaldır. Polimerleşme gene arkadaşlar baktığımız zaman küçük moleküllerden büyük molekül oluşumu. Bir kimyasal mesela nedir? Amino asitlerden proteinlerin meydana gelmesi veya glikoliz moleküllerinden işte karbonhidrat ya büyük karbonhidratların işte glikolizin ya da işte nişastanın oluşması. Ama arkadaşlar süblimleşme dediğimiz olayda ne oluyor? Maddenin hal değişimi olayı. Yani direkt baktığımız zaman katıdan gaza geçişi var. Mesela iyot katısını biz ısıtırsak ne yapar arkadaşlar? Süblimleşerek iyot gaza dönüşür. Veya naftalin de aynı şekilde. Bakın iyodun moleküler yapısında bir değişiklik olmuyor. Dolayısıyla cevap da bu durumda C eşlik olacaktır. Bir sınıfta kimya öğretmeni öğrencilerden sınıf tahtasına fiziksel değişim örnekleri yazmasını istemiştir. Tamam. Öğrenciler de tahtayı aşağıdaki gibi doldurmuşlar. Peki buna göre öğretmen yapmış oldukları incelemede bir hatayı görmüş ve bu hata hangisidir diye soruyor. Yani burada tahtada hangisi bulunmamalıdır? Biz ne istiyoruz? Fiziksel değişim örneği istiyor. Demek ki öğrencilerden birisi kimyasal değişim yazmış. Naftalin süblimleşmesi. Evet süblimleşme fizikseldir. Bu olmalı. Petrolün damıtılması. Damıtılma fiziksel bir olaydır. Kaynama noktasıyla hal değişim noktalarına bakarak maddeleri ayırabiliyoruz. İşte kaynama noktası düşük olan uçarak oradan alabiliyoruz. Gaz hale getiriyoruz. Evet olur. Kırıl oluşumu. Bakın bu da hal değişimi olayı arkadaşlar. Kırılaşma da gazdan direkt katıya dönüşüm. Mesela sabah bir kalkarız. Yerler böyle buz gibi olur. Böyle kar yağmış gibi olur. Ama öyle değil. Aşırı miktarda soğuyan su buharı ne yapar? Kırılaşır. Evet bu da hal değişimidir. Bakır metal elektrik iletilmesi. Arkadaşlar bakır elektrik iletirse bakır metalinde herhangi bir değişiklik olmaz. Yani bakırda bir elektron kaybı olmaz. Bakırda bir değişiklik olmaz. Evet bu da uygun. Ama betonun donmasında arkadaşlar havadaki karbondioksit gazı ile tepkime var. Dolayısıyla burada tepkime olduğu için de donma olmasına rağmen biz bunu kimyasal bir değişim olarak algılarız. Cevap da bu durumda E şıkkı olacak. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Elimizde 3 tane tepkim var görüyorsunuz. Burada sadece fiziksel değişim olmuştur diyor. Hangisinde sadece fiziksel değişim var? Arkadaşlar şimdi magnezyum elektron veriyor. Arkadaşlar elektron sayısı değişirse alma ya da verme fark etmez. Elektron başına düşen çekim kuvveti değişir. Mesela elektron verilirse elektron başına düşen çekim kuvveti artar. Ve bu durumda çap küçülür. Çap küçülürse arkadaşlar bu durumda arkadaşlar kimyasal bir değişim olur. O yüzden burada kimyasal bir olay olur. Aşağıdaki örneğine bakalım. Aşağıdaki örnekte de yine bakır artı 2 iyonları 2 elektron olarak bakır katısına dönüşmüş. Yani bu durumda bakır arkadaşlar elektron başına düşen çekim kuvvetini azaltmış ve çap burada artmış. Çap burada artarsa kimyasal gene değişim olur. Yani proton sayısının ve elektron sayısının aynı kalması lazım. Kimyasal değişim olmaması için. Eğer proton sayısı veya elektron sayısı değişirse atomun fiziksel kimyasal değişim olur. Nötron sayısının değişmesi önemli değil kimyasal değişimde. Ama kimyasal değişim nasıl olur? Elektron sayısı veya proton sayısı değişirse olur. Peki buraya bakalım. Sodyum yükseltgen basamağı burada artı bir. Burada da eksi bir. Bakın zaten burada artı eksi yükler var. Biz bunu suya atmışız. Yani tuzlu su yapmışız. Sodyum artı ve klor eksi bir şekilde iyonlarına ayrılmış. Burada iyon dipol etkileşimi olmuş. Ama suyu buharlaştırırsak su uçar gider ve sodyum klor bileşik yine dipte kalır. O yüzden arkadaşlar burada maddenin sadece
dış görünüşünde bir değişiklik var diyebiliriz. Yani fiziksel bir değişim olmuş burada aslında. Gene yemek tuzu aynen durur. Hatta yemek tuzlu suyu içerseniz tuzun tadını alırsınız. Fiziksel bir değişim olursa yani burada baktığımız zaman madde yani değişmemiş. Onu anlayabiliyoruz. Tuz hala özelliğini koruyor yani. Cevap da bu durumda yalnız 3 olacaktır. Yukarıdakilerden kaç tanesi sadece fiziksel değişimdir diye sormuşuz. Domatesin çürümesi? Hayır. Kimyasal artı fiziksel. Burada tabii ki önemli bir reaksiyonlar var. Sütten yoğurt eldesi. Arkadaşlar sütten yoğurt eldesi kimyasaldır. Tereyağı eldesi deseydik. Tereyağı eldesi arkadaşlar o fiziksel olacaktı. Ama yoğurt eldesinde yoğurt orada bakteriler tarafından fermente edilerek yapılır. Bilmiyorum yoğurt yapıyor musunuz siz ama kolay bir şey. Yani siz de evde yapabilirsiniz yani baktığınız zaman. Zor bir şey değil. Annenize yardım edin. Yani her zaman hazır da yoğurt almayın bence. Böyle sağlıklı yoğurtlar evde yapmanızda fayda vardır diye düşünüyorum. Yoğurt aynı zamanda çok önemli bir besin. Bizi korur. Kar oluşumu arkadaşlar burada bir hal değişimi var. Hal değişimi olduğu için bu fizikseldir. Dolayısıyla biz bunu ne yapacağız? Artı olarak alacağız. Işığın prizmadan geçerek renkler alması. Arkadaşlar ışığın kırılması fiziksel bir olaydır. Herhangi bir burada hava yani burada maddelerin bir özelliği değişmiyor. Onu söyleyelim. Gümüşün kararması arkadaşlar bu gümüş havadaki oksijen gazıyla tepkimeye girerek gümüş bileşine dönüşür. O yüzden bu da fiziksel değil kimyasaldır. O yüzden bunu alamayız. Giruza patlaması arkadaşlar giruzada gene metan gazının oksijenle tepkimeye girerek sonucunda karbondioksit ve su açığa çıkarması aynı zamanda ısı açığa çıkarması maalesef madencilerin de yaşadığı bir olay arkadaşlar. Yani gaz sıkışmasıyla alakalı bir şey. Çok yüksek enerji açığa çıkar ve bu aslında yüksek enerjiyle meydana geliyor bu olaylar. Giruza patlaması kimyasaldır. Bunu alamayız. Yaprağın sararması gene kimyasal. Bunu da alamayız. Cevap da bu durumda kar oluşumu ve ışığın prizmadan geçirilerek renklere ayrılması. Cevap da bu durumda iki tane olayımız vardır diyebiliriz. Evet devam ediyorum arkadaşlar. Evet ne demiş? Aşağıda bazı olaylar ve bu olayların sonrasında gözlenen değişimler verilmiştir diyoruz. Hangisindeki olay karşısında verilen türden bir değişim değildir? Şimdi bakalım. Şekerli suyun kristallendi. Önce alçağdan gelelim isterseniz bu sefer. Zat yağına daldırılan bakır. Bakın bakır metalini biz. Zat yağı dediğimiz şey sülfürik asit. Tabii bunu yine vereceğim size ama bakır yarı soy metaldir. Ancak oksijenli kuvvetli hasar tepkimeye girer. Sülfürik asit bunlardan birisi. Ne açığa çıkar? Bakır sülfat artı işte sülfürik asitten SO2 gazı açığa çıkıyor artı su açığa çıkıyor. Bakın burada baya baya tepkime girmiş. Yani bakır yapı olarak değişmiş, tuza dönüşmüş, gaz açığa çıkmış. Evet bu bir kimyasal olaydır diyebiliriz. Yani metallerin asitle çözülmesi, asitle tepkime girmesi zaten gaz açığa çıkarsa kimyasaldır. Bunu unutmayın. Eğer açığa bir gaz çıkıyorsa kimyasaldır. Naftalin süblimleşmesi arkadaşlar hal değişimidir. Fiziksel bir olay doğru. Çinkonun elektrik iletmesi yani çinkonun yapısında bir değişiklik olmaz. Çinko bir metal olduğu için değişmez. O yüzden bu da fizikseldir. Sodyum usta çözülmesi. Bakın sodyumu suya atarsak ne yapar? Su da tepkimeye girerek patlar hatta sodyum hidroksit artı hidrojen gazına dönüşür. Yani gaz açığa çıkar, ısı açığa çıkar ve kimyasal bir olaydır. Şekerli suyun kristallendirmesi. Arkadaşlar kristallendirme demek ne demek biliyor musunuz? Soğutularak o şekerin çöktürülmesi olayı. Mesela reçellerin kristallenmesi yani reçellerin hani şekerlenir ya o kristallendirme olayıdır. Oradaki soğuk ortamda madde çözünürlüğü düşüyor ve çöküyor. Bu olay kimyasal değil fizikseldir. O yüzden cevap da bu durumda A şıkkı olmalıydı. Ama yanlış söylemiş. Olmaz. Evet devam ediyorum. Şimdi yukarıda demiş ki birinci olay ve ikinci olay var görüyorsunuz ki. Burada baktığımız zaman birinci olayda gümüş tabii tam soyum yarı soyum metal olduğu için asitle tepkime girmiyor. Yani HBr'le tepkime girmiyor. Oksijen asitle tepkime yok. Potasyum ama tepkime girerek hidrojen gazı açığa çıkarmış. Dolayısıyla gümüş niye tepkimeye girmemiş? Çünkü asal. Hani asal gazlar diyoruz ya. Asal gaz demek hani asal demek tepkime girmeyen demektir. O yüzden veya inert de diyebilirdik. O yüzden gümüş HBr'ye karşı asaldır ya da inerttir ifadesi doğru. Tepkime olmamış yani. Ama potasyum HBr'ye tepkime girmiş. Dolayısıyla potasyum HBr'ye karşı reaktiftir. Bu doğru. İkinci olay fiziksel mi? Hayır. Potasyum. Bakın ben buraya potasyum yazmışım. Gerçi buraya arkadaşlar şöyle potasyum yapalım olur mu? Bunu potasyum yapalım. Yanlış olmuş. Düzeltiyorum. O yüzden arkadaşlar ikinci olay fiziksel değil. Kimyasaldır. Hani potasyum bromür. Artı bakın hidrojen buradayken tek başına indirgenmiş hatta. Bakın yükü artı birken elektron olarak hidrojen gazına dönüşmüş. Bunları size AYT kısmını anlatacağım indirgen yükselken. Ama sonuçta bakın madde dönüşmüş. Farklı bir şey dönüşmüş. O yüzden bu olay nedir? Kimyasaldır. O yanlış oluyor. Cevap da bulundu. Bursa. Evet ünitemizin başında yani dersimizin başında atladığımız bir soru vardı. Hemen ona bakıyoruz. Arkadaşlar demişiz ki
yukarıdakilerin hangisinde sadece fiziksel değişimle alakalı bir ifade vardır? Hemen bakalım. Maddenin şeklinde ve renginde bir değişim varsa. Şimdi şeklinde değişik, evet, renginde değişik varsa evet olur ama arkadaşlar şimdi kimyasal değişimlerde de renginde ve şeklinde değişiklik olur. Yani baktığınızda evet şekil ve renk fiziksel bir olaydır ama mesela yemeğin bozulduğunu düşünelim. Evet, yemeğin şekli de değişir, rengi de değişir. Dolayısıyla burada aslında kimyasal bir değişim vardır. Aslında her kimyasal bir değişimde fiziksel bir değişim mutlaka olur. Onu belirtelim. O yüzden bu aslında ortaktır. Yani fiziksel değişimi ifade etmez. Peki devam edelim. Maddelerin hal değiştirmesi. Bu fiziksel bir değişim. Sadece fiziksel değişim. Maddenin hal değiştirilmesi, maddenin kimyasal yapısı değişmez. Molekül arası etkileşimler, molekül arası boşluklarla alakalı bir şeydir. Bunu söyleyelim. Maddenin kimliği değişmesi. Bu da sadece nedir? Kimyasaldır. Maddenin artık kimliği değişiyor. Başka bir yapıya dönüşüyor. O yüzden bunu da alamayız arkadaşlar. Biz ne istiyoruz? Sadece fiziksel değişim istiyorsak bu duruma cevap da yalnız 2 olacaktır. Evet, şimdi ünite bitti. Bugün ödev günümüz. Tamam, hemen yapacağız. Şimdi bizim burada arkadaşlar neyimiz var? Ders notları kitabımız var değil mi? Evet, şu ödevlendirme sayfasını açalım. Tabii ben size ödevler verdim bu süreçte tabii. Hani sıkışmayalım diye. Şu anda arkadaşlar bizim ödev günümüz aslında. Şimdi bu kitabımızdan sayfa 64 ve 65. Bunu yapalım mutlaka. Bir de TYT Soru Bankası kitabımız var. Tabii 62'den 85'e kadar diyorum ama ben size zaten en son dün ödev vermiştim. Ve siz zaten burada aslında 75'e kadar yapmış olmanız lazım. Aslında 75 ile 85 arasında yapmanız gerekiyor. Ama yapmayan arkadaşlar bunları mutlaka yapsın bugün. Yarın da Camp Plus videosu geliyor biliyorsunuz ki. Üniteyi özetliyoruz ve Camp Plus'tan ödevlerimiz var. Bu şekilde biz hani amacımız neydi? 2 tane soru bankası bitirmekti biliyorsunuz. Hedefimiz yüksek biliyorsunuz arkadaşlar. Yani yapalım ya şu ödevleri de güzel bir bakın ne kadar çalışıyoruz, uğraşıyoruz. Siz de böyle ödevlerinizi yaparsanız vallahi mutlu olacağım. Bu şekilde kendimizi böyle motive etmiş olacak karşılıklı. İyi olacağını düşünüyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.